Evet. Bakın buradan suyumuzun fazlası geldi. Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugün mıknatısların büyülü dünyasını işleyeceğiz. Sizler için bazı testler yapacağım arkadaşlar. Elektriğin nasıl üretildiği, manyetik alanla ısıtmanın nasıl yapıldığı ve mıknatısların o gizemli dünyasının nasıl çalıştığını buradaki ekipmanlarla birazdan test edeceğiz. Hemen isterseniz projemize geçelim. Evet, gelişen dünyada mıknatıs teknolojisi de buna paralel olarak gelişmekte. Eskiden neodim mıknatısları göremezdik bile. Artık neodim mıknatıslar her evde bizlerle. Bunların N35, N42, N52 olan modelleri artık daha güçlü motor yapmamızı ve daha verimli jeneratör yapmamızı mümkün kılıyor. İşte biz bugünkü projemizde bu neodim mıknatıslarla ilginç testler yapacağız. İlginç veriler alacağız sizinle. Bunlarla harika ürünler yapabilirsiniz. Hatta arabaların kavrama sistemini bile bu mıknatıslarla yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmen arabanın balata sistemi gibi işleyebiliyor bu neodim mıknatıslar. Evet, öncelikle manyetik ısıtma yapacağız arkadaşlar. Burada manyetik su ısıtacağız. Yani buradaki mıknatıslar bakır boruyu ısıtacak. Bakır borunun içindeki su kaynayacak. İlk testimiz bu şekilde. Evet. Bakın buradan suyumuzun fazlası geldi. Artık suyumuz kaynadı. Evet, şimdi farklı bir uygulama yapacağız. Gördüğünüz gibi bakır. Burada yine mıknatıslarım var. Şimdi buradaki bakırı sürtünmeyle ısıtacağım. Yani sürtünmeyle çalışan havya yapabiliriz burada. Yine tam şu şekilde ayarladım arkadaşlar. Motorumuzu çalıştıralım. Isının nasıl yükseldiğini de göreceğiz şimdi. Bakın ısı hızlı arttı.
200-170 santigrat derecelere çıktı şu anda. Evet, manyetik alanla ısıtmanın sonu yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık buradaki kurşun tamamen bakırın rengini almaya başladı. Sarardı gördüğünüz gibi. Artık bakır da eriyecek birazdan sanki. Üstünde sarı bir tabaka oluştu. Gördüğünüz gibi burada NS kutuplarım var benim. Burada ise sarılmış bir bobinimiz var. Eğer biz bobinin bir kenarından S, bir kenarından N kutbunu geçirirsek bu bakır telin üzerindeki elektronları harekete geçiririz arkadaşlar. Bu da bakır tel üzerinde bir elektrik akımı oluşmasına neden olur. Şöyle hemen çalıştıralım. Şimdi ampule dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bobinimi yaklaştırdığım anda enerji üretmeye başladık. Bakın orta kısım, manyetik alan yok burada. Çekiyorum yavaşça. Manyetik alan geldi. Ve optimum olduğu seviyemiz burası. Bakın şu şekilde bakırda ısınma meydana gelir. Az önceki ısınma testimiz gibi. Ama kenarlarda SN manyetik alanını oluşturduğum anda biz elektrik akımını ortaya çıkarmış oluruz. Evet. Bir jeneratörün çalışma prensibini de bu şekilde anlamış olduk arkadaşlar. Evet, şimdi de farklı bir uygulama yapacağım. Burada her bir bobinimi bir pil, yani güç kaynağı olarak düşünün arkadaşlar. Şimdi aynı manyetik alan üzerinde buradaki ledlerimizi yakacağız. Her bir bobin grubumuzu bir pil olarak düşüneceğim. Şu şekilde bağlayacağım tümünü. Evet arkadaşlar, biz mıknatısların manyetik alanın nasıl oluştuğunu, bu büyülü dünyanın nasıl işlediğini anlamaya ileriki projelerde devam edeceğiz. Projeyi beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.